2023 seçimleri için partiler sahaya indi. Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı tekrar açıklanırken, Altılı Masa etrafında toplanan Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor. Adaylık içinse en kuvvetli isim Kemal Kılıçdaroğlu olurken, CHP lideri belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la da mücadele ediyor. Parti içinde üç liderin adaylık çekişmesi rahatsızlık oluştururken, kulislerde konuşulan son iddia kamuoyunun gündemine oturdu. Gazeteci Kübra Apar, ismini vermediği eski bir siyasetçiyle yaptığı sohbette kulislerde konuşulan iddiayı bugün köşesine taşıdı. "Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu" başlığıyla kaleme aldığı yazısında Kübra Apar, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı yapılacağını iddia ederek şu ifadelere yer verdi. Seçim tarihi açıklandığı anda öncülüğünü Ümit Özdağ'ın yapacağı bir grup 100 bin imza toplayarak Mansur Yavaş'a aday gösterecek. Buna karşılık bir başka grup da 100 bin imza toplayarak Ekrem İmamoğlu'na aday gösterecek. Tabii bu imza sayıları 100 binine kalmaz, milyonu bulabilir. Her ikisinin de iradesi dışında gerçekleşecek bu durum karşısında halkın isteğine rıza göstermek dışında yapacakları pek bir şey kalmayacak. O dakikadan sonra altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adının çıkıp çıkmamasının bir önemi kalmayacak. Seçimde asıl yarış Cumhurbaşkanı Erdoğan'la muhalefet adayı arasında değil, İmamoğlu'yla Yavaş arasında geçecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir. Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esed rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir. Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek yoktur," dedi. Türkiye'mizin istikrarlı ve iddialı ilerleyiş ve yükseliş süreci, hem ülke içinde hem de ülke dışında emeli ve hedefi makus olan siyasi zihniyetler, bunun haricindeki menfur mihraklar tarafından kaygıyla izlenmektedir. Siyasi rant ve çıkar devşirmek uğruna toplumsal huzur ve güveni baltalayan, bu surette fitne seferine çıkartılan muhalefet partileri, Türkiye'nin milli ve tarihsel haklarına kesif bir cephe açmışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve diğer zillet ortakları zıvanadan çıkmakla kalmamışlar. Artık bayağılıklarını ve bağnazlıklarını her saha ve zeminde deşifre etmişlerdir. Türk siyaset hayatı ruhunu ve gururunu emperyalizme satan, kullanım ömrünü zalimlerin insafına bırakan, malum ve mahut partiler eliyle karalanmış, karşımızdaki mide bulandırıcı tablo, ülkemiz aleyhine olduğu kadar demokrasi adına da vahim bir tehdit olarak belirginlik kazanmıştır. Bu masa etrafında toplanıp PKK ve FETÖ'nün senaryolarına gönüllüce boyun eğen 6 partinin Türkiye karşıtlığı, milli değerlerimizde kutuplaşması izahı ve ifadesi olmayan bir çarpıklık noktasına ulaşmıştır. Emperyalizme taşeronluk yapan bu partilerin tezvirat ve tefrikaları da tahammül sınırlarını tehlikeli şekilde aşmıştır. Henüz Cumhurbaşkanı adayını dahi belirlemekten aciz bir siyasi güruhun hiç kuşkusuz aziz milletimize ve ülkemize sağlayacağı bir şey olmadığı gibi, bu kapsamda ümit var olması dahi boş bir hayal, boşuna bir beklentidir. Müstakbel başbakanlık pozu veren bir şahsın hali pürmelali mizah konusu olmasının yanı sıra, kadından imam olmaz çıkışı ve bu doğrultuda Cumhurbaşkanı adaylığı için yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu'nun buna ne diyeceği, nasıl bir yorum getireceği hala belirsizliğini koruyan bir muammadır. Sokak sokak gezip konuştuğu esnaflarımızdan istediği cevapları alamayınca kabalaşan ve kas katı kesilen zihniyetlerin ne iyiliğinden, ne iradesinden, ne de demokratik nezaketinden bahsetmek mümkündür. Bir kısım tetikçi gazeteciyi ve bazı tasmalı anket şirketlerini maaşa bağlayan, belirli aralıklarla algı operasyonu yaptıran partilerin foyası nihayetinde ortaya çıkmıştır. Demokrasi kalpazanları, hukuk katliamcıları, milli irade dolandırıcıları Zillet İttifakı çatısı altında birleşmiş ve buluşmuştur. Aziz milletimizin iradesine gasp ve rehin almak amacıyla sipariş anketleri yayımlatanların düzenbaz siyaset taktikleri ayaklarına dolanmıştır. Bilhassa Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Cumhur İttifakı'nı oy oranı bazında aşağı çekip
Zillet İttifakı'nı yüksek gösteren laçkalaşmış kamuoyu araştırma şirketleri, esasen dış bağlantılı hain bir kurgunun içimize kadar sızmış lejyonlarıdır. Bu köksüz anketçilerden elbette hukuk nezdinde ve maşeri vicdan eşliğinde hesap sorulacaktır. Vaki hesaptan hiçbir demokrasi infazcısı kaçamayacaktır. Türkiye'nin varoluş mücadelesini, 2023'ün muazzez hedeflerini, gücüne güç katan istikbal ve istiklal müdafasını engelleme hevesinde olan ciğeri beş para etmez odaklar mutlaka kaybedeceklerdir. Cumhur İttifakı'nın haklı ve haysiyetli yürüyüşü, parlak bir başarının kapılarını aralayacak, bunun sonucunda Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü Türk milletinin muhteşem bir uyanışına vesile olacaktır. Kaldı ki sömürgeleşmiş partilerin ülkemizin önünü kesme çabası tutmayacak, zillet terazisi aziz milletimizin tarihi vakarını asla çekemeyecektir. Türkiye bugün sağlam, sağduyulu ve milli bir iradenin marifetiyle zincirlerinden kurtulmaktadır. Son günlerde ardı arkası sahnelenen provokasyonlar, milli birliğimizi ve dayanışma ruhumuzu hedef alan sabotajlar bizi yolumuzdan çeviremeyecektir. Bu provokasyonlardan biri de Sümele Manastırı'nda 9. kez ayin yapmak için Trabzon'a gelen Fener Rum Patriği Bartolomeos'a ekümenik yazılı Trabzonspor formasının hediye edilmesidir. Bu yürek yaralayıcı tertip skandal olmasının ötesinde tahrik, tahrip ve taciz tonu çok yüksek olan bir meydan okumadır. Trabzonspor'umuza ve kulübümüze gönül veren muhterem vatandaşlarımıza hakaret niteliğindeki bu kepazeliğin hiçbir vicdan tarafından kabul edilmeyeceği ortadadır. Lozan Antlaşması gereğince Fener Rum Patriği'nin siyasi ve idari işlerle uğraşmaması, ülkemizdeki Rum ve Ortodoks vatandaşlarımıza ruhani hizmet vermesi hüküm altına alınırken, Fatih Kaymakamlığına bağlı bir din görevlisi olmasının dışında hiçbir statüsü de olamayacaktır. Türkiye'nin dört bir koldan tuzağa çekilerek milli ve manevi hassasiyetlerinin tahriş edilmesi, etap etap ilerletilen bir kumpasın iç yüzünü açığa vurmaktadır. Amaç kaos çıkarmak, kriz ortamı oluşturmaktır. Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz üzerinde oynanan şiddet oyunlar, KPSS şaibesi, etnik kimlikleri kaşıyan sinsilikler, Moody's isimli derecelendirme şirketinin Türkiye ekonomisi hakkında kuşku uyandırma dengesizliği ve Azez'de Türk bayrağını yakma şerefsizliği bir kaos planlamasının birbiriyle bağlantılı olaylarından yalnızca bir kısmıdır. Türkiye'nin ufkunu perdelemek, enerjisini tüketmek, manevi direncini kırmak gayesiyle emre amade bekleyen iç ve dış odaklar eş zamanlı faaliyet halindedir. Buna rağmen Azez'de al bayrağımızı yakma girişiminde bulunan soysuzların yaka paça yakalanmaları ve ihanetlerinin bedelini ödeyecek olmaları çok sevindirici bir gelişmedir. Bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımıza el uzatan, egemenlik haklarımıza dil uzatan, milli varlığımıza göz koyan kim ya da kimler varsa bunun acıklı sonuçlarına en ağır biçimde katlanacaklardır. Küçücük ve ipotekli aklıyla partimizi şiddetle bir gösteren selamsız, sevimsiz babacanın asıl şiddet ve dehşet faili, bölücü terör örgütüne tek kelam edememesi, hatta teröristlere şirinlik taslaması, düştüğü çukurun derinliğini göstermesi bakımından ibret verici bir hüsrandır. Bu şahsın muadili ve mukallit benzeri Selok Ahmet'in Suriye'de yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimizi istismar eden ayıplı sözleri şahsıyla müsemma olan bozgunculuğa yeni bir misaldir. Gerisi sadece fasafisodur, fuzuli ezberdir, gürültü kirliliğidir. Türkiye, tarihi müktesebatının yol haritasında mesafe aldıkça komşularıyla tutarlı, seviyeli, saygılı ve dengeli diyaloglar kurdukça ne zillete gün doğacak, ne küresel emperyalizm fırsat bulacak, ne de mücavir bölgelerde terör örgütleri tutunacaktır. 2023 yılı Büyük Türk İslam Asrı'nın miladi ve misakı olacaktır. Bizimle milliyetçilik yarışına girip kutlu ceddimiz ve rahmetle yad ettiğimiz Süleyman Şah'ın türbesiyle ilgili dedikodu yapan Kılıçdaroğlu'na asıl cevabı Türk milleti verecek. Dersim ayarlı bu şahsın gerçek yüzünü muhakkak ifşa edecektir. Buysa yalnızca bir sabır ve zaman meselesidir.